Değerli Uluvatlı Hasan sakinleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 16 Nisan'da evet çıktıktan sonra yapılacak seçimde ki 3 Kasım 2019 diye yine anayasaya madde kondu. 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimde artık halkın en az %51 oyunu alacak bir cumhurbaşkanı seçilecek. Bu ne anlama geliyor? Bu güçlü bir cumhurbaşkanı olacak anlamına geliyor. 16 Nisan'dan sonra inşallah hem güçlü ve yetkili bir cumhurbaşkanı hem de soruşturulabilir. Kim tarafından? Parlamento tarafından, meclis tarafından. Hani Kılıçdaroğlu'nun kapanacak dediği meclis var ya, ne kapanması ya? Tam tersi, daha güçlü bir meclis oluyor. Cumhurbaşkanını bile sorgulayabilen bir meclis haline geliyor. 600 oluyor milletvekili sayısı, 550'den 600'e çıkıyor. Ama aynı zamanda da soruşturulabilir bir, daha doğrusu Cumhurbaşkanı soruşturabilir bir konuma gelmiş oluyor. Dolayısıyla o tek adam, dikta, yönetim vesaire filan ifadeleri zinhar doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Peki bu siz bu sistemle ilgili bir şey değiştiriyorsunuz da rejimle ilgili bir değişiklik oluyor mu? Hayır. Rejimle ilgili bir değişiklik yok. Cumhuriyet rejimi devam ediyor. Başkent Ankara. O ilk değiştirilemez 4 madde aynı yerinde kalıyor. Herhangi bir değişiklik yok. Ama ne değişiyor? Hükümet sistemi değişiyor. Yani eskiden hem başbakanın hem cumhurbaşkanının verdiği karar, birlikte veya ayrı ayrı verdiği kararları tek bir mekanizmada topluyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle halk tarafından seçilmiş cumhurbaşkanı oluyor, başbakan olmuyor. Yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrılmış oluyor. Nasıl oluyor? İşte bakanlar parlamento dışından seçiliyor. Milletvekilleri tamamen kendi iline, kendi ilinin, kendi vatandaşların problemlerine odaklanıyor. İşte o 550'den 600'e çıkmasının sebebi de şu anda şey yaklaşık 145 bin, 150 bin civarında bir kişiye bir milletvekili düşüyor. Ama o 550'den 600'e çıktığı zaman bu sayı daha da aşağı inmiş oluyor. Sayının aşağı inmesi demek insanların, milletvekillerinin daha çok insanla ilgilenebilme, daha doğrusu ilgilendiği kişilerin problemiyle daha fazla vakit ayırabilme şansını da beraberinde getirmiş oluyor. 16 Nisan'da sizden kuvvetli bir destek bekliyoruz. Değerli Uluvatlı Hasan sakinleri. Yarınlarımız için evet ile güçlü Türkiye.